743. 700 metre misin oğlum? Al şunu bir elini parmağını sok. Arşimet'i biliyor musun? Ya bunu yaptığınızda da hem dışarıdan su alma derdinden kurtulmuş oluyorsunuz, boşa para vermiyorsunuz. Birinize hediye edebilirim. Eğer ben kullanacağım, ben kullanırım diyen varsa, abi beni tutma da kurban olayım. O kadar güven vermedik abi insanlar. Sadece şunu vereyim ya. Oh mis gibi mis. Yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dünyanın 4'te 3'ü sularla kaplı. Bu sulardan %97,5'u okyanuslara bağlı tuzlu sulardan oluşurken sadece %2,5'luk kısmı içilebilir ve tatlı su. Ve bu suların da sadece 5'te 1 kullanılabilir. Çünkü kalanları kutuplarda donmuş durumda, toprağın altında ya da ulaşamadığımız bir haldeler. Yani canlıların bütün dünyada faydalanabileceği su miktarı sadece 0,5. Ve bugün yok olsa içecek bir bardak suyumuz kalmayacak. Ama bu konu her konuşulduğunda büyükten küçüğe herkes en az bir kere şunu düşünmüştür. Ya deniz, su. Teknoloji gelişti. Arıtma cihazları var, her şey var. E denizi arıtalım, okyanusu arıtalım, içme suyu yapalım. Herkes en az bir kere bunu düşünmüştür. Bugün bu efsaneyi hep beraber deneyeceğiz ve konuyu kökten kapatacağız diye düşünüyorum. Bize yardımcı olacak iki tane şey var. Bir tanesi bu elimde görmüş olduğunuz TDS metre, suyun içilebilirliğini ve kalitesini ölçeceğiz. Bir tane daha cihazım var, şimdi onu görelim. Aslında bildiğiniz bir cihaz ama bugün farklı bir amacı kullanacağız. Bu suyu arıttığı iddiasında bulunan sürahiyi kullanacağız. Sponsor değil, o yüzden markasının bir önemi yok. Biz sadece işlevindeyiz aslında. Videoya başlarken isterseniz ben denizden bir suyumu çekeyim. Şimdi eski bir protein tozu kabım var. Turşu bidonu olarak da kullanılabilir. Öyle dedim ki iple alayım, atayım denize, çekeyim suyumu. Mantıklı mı? Kapat. Vereyim abi şöyle. Dikkat et abi kurbanı, şimdi bir şey olmasın. Vallahi bıçak abi eski duruyor da sürmene bıçağım sağlam keskinmiş. Bir ay önce benim elime 4 tane dikiş attı bunun yüzüne. Ciddi misin? Vallahi. Geçmiş olsun abi. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi turşu bidonumla birazcık su çekeceğim. Uğurcan hazır mıyız hocam? Bu ip kopmaz herhalde. Ya ben biraz güçlüyümdür mesela. Bunu ittiğimde hiçbir şey olmuyor. Ben kopartamıyorsam hiçbir şey kopartamaz. Hazır mıyız? Bir şey söyleyeyim mi? Bu kaldırma kuvveti bayağı önce bulundu ya. Arşimet'i biliyor musun? Bilir misin Arşimet? Şuradan çekelim arkadaşlar. Merdivende bir ineceğim. Abi merdiven sağlam değil mi? O kadar güven vermedik abi. Sağlam değil. Sadece şunu vereyim ya. Evet. İşte sağlam ama sağlam bayağı. Abi beni tutma da kurban olayım. Alıyorum. Oh mis gibi mis. Yeter mi? Yeter bence. Parmağım az mı dedim ya. Deniz tadı geldi. Bundan yazı özlediğimi fark ettim biliyor musun ya? Şimdi bu sürahiyi arkadaşlar eminim hepiniz daha önce en az bir kere görmüşsünüzdür. Genel vaadi şu aslında. Musluktan akan o kireçli bol klorlu su var ya. Onu arıtarak daha içilebilir ve temiz hale getirdiğini söylüyor. Bunu yaptığınızda da hem dışarıdan su alma derdinden kurtulmuş oluyorsunuz. Boşa para vermiyorsunuz. Hem de o çaydanlıkta kettle'ın dibinde falan biriken kireç var ya. Bundan kurtulmuş oluyorsunuz. Bu şekilde görünen bir ürün suyu nasıl ve neye göre arıtabiliyor? İsterseniz önce onu görelim. Çünkü içindeki filtre cidden çok ilginç bir yapıda. Bunu da görmek gerek diye düşünüyorum. İsterseniz önce vaadini karşılıyorum. Buna bakalım. Bu sayede hani almayı düşünen varsa aranızda en azından sizin sorularınız cevap bulmuş olsun. Şimdi ürünün kutusu bu şekilde arkadaşlar. İçi çok fazla kalabalık değil. Hemen şöyle açık bir göstereyim. Hızlıca sürahiyi tekrar dışarı alıyorum. Aynı deneyimi yaşayalım diye poşetin içine koydum. Zaten kutudan iki tane malzeme çıkıyor arkadaşlar. Birisi bu sürahi, birisi de bizim için asıl önemli olan kartuş ya da filtre olarak adlandırılan bu kısım. Şunu da göstermem lazım. Yani bir kullanım kılavuzu bu kadar büyük olur mu arkadaş? Bak ben bunu okuyayım diye zaman ayırdım ve okurken gerçekten savaştım bununla. Bak bir tık büyük gibi geldi. Bilemedim. Kitapçık gibi olsa belki daha rahat olurmuş ama Türk olduğumuz için ne gerek var. Asıl filtrelemeyi sağladığımız yer tam olarak bu cihaz içerisinde. Bakın. Duyuyor musun ses? Filtreyi açalım bir çıksın. Bu küçük filtrenin içinde iyon değiştirici reçine ve aktif karbondan oluşan bir karışım var. Düşmeyen video yok. Buna siyah inci taneleri falan diyorlar. Kuru bir şekilde bulunduğunu anlayabiliyoruz. Peki bir filtreleme için neden bu maddelere ihtiyaç duyuluyor? İyon değiştirici reçine karbonat sertliğini yani kireci ve ortaya çıkabilecek bakır ve kurşun gibi metalleri azaltıyor. Aktif karbon ise klor ve klor gibi tadı olumsuz etkileyebilecek maddeleri filtreliyor. Yani eğer vaadini gerçekleştiriyorsa musluktan çaydanla koyup da kaynattığımız çayını yaptığımız su ya da kettle'da kaynattığımız su herhangi bir kireçlenme yapmayacaktır. Şimdi bunu nasıl taktığımızı ben size göstereyim. Burada bir kapak var. Bu kapak musluğu açıp da suyu buraya doldurabilir adına. Tamamen de çıkartabilirsiniz ama bu çıkarıp takma işlemleri bir süre sonra malzemeyi çatlatıyormuş. Bunu çok fazla gördüm. O yüzden hani Birita da herhalde bunu biliyor ki çeşme için açıp kapatabileceğiniz bir alan yapmış. Burada bir filtre alanı var ki bu gördüğünüz kartuşu tam olarak evet bu şekilde galiba. Şöyle filtre alanın içine takıyoruz. Sonrasında sürahimize oturtuyoruz ve kapattığımızda artık sürahimiz bizim için hazır olmuş oluyor. Gerçekten bu ürünü alacaksınız ve kullanmak istiyorsanız filtreyi öncesinde bir suda bekletmeniz gerekiyor. Yani şu duyduğunuz sesin çıkmaması gerekiyor. Beklettikten sonra da iki kere
su süzmeniz gerekiyor ve o suyu içmeyecekseniz dökün diyorlar. Ben onunla çiçek suladım açıkçası ziyan olmasın diye. Hazırlığımızı tamamladık, geldik arkadaşlar. Şimdi filtremiz, bakın şu an az önce çıkardığı ses çıkarmıyor gördüğünüz üzere. Tam olarak kullanıma hazır durumda olduğunu söyleyebilirim. Ama bu filtrenin de arıtma yaptığından dolayı sonsuz bir döngüye sahip olduğunu düşünmeyin. Bir filtre ortalama 150 litre su arıtabiliyor. Bu da yaklaşık 8 damacanaya denk geliyor. O yüzden yani bunun fiyatını hesaplarsak, işte damacanaya kaç para veriyoruz dışarıdan aldığımızda, diyelim ki 60 lira. Elinizde iade damacan olduğunu varsayarak söylüyorum. Onların fiyatlarını hesapladığımızda hangisi daha kârda çıkar, bunu artık bir düşünmek gerekiyor diyebilirim. Bazı kişiler filtre ömrünü tamamladığında internetten yeni bir sürahi alıyormuş. Buna gerek yok, direkt sadece filtrede alabiliyorsunuz. Hatta link bırakmayacaktım ama açıklamaya bırakayım. Çünkü en azından yanlış bir şey almış olmayın. Sürahinin hem de filtrenin linkini açıklamaya bırakalım. En azından işinize yarasın ama ürün sponsoru değil. Ha derseniz ki abi ben filtrenin ömrünün bittiğini nereden anlayacağım? Hemen bunu göstereyim arkadaşlar. Burada start'a öncelikle basılı tutuyoruz. Bakın. Sonuna kadar doldu. Elimi çektim, kapandı. Tekrar basıyorum ve full olarak görünüyor. Burada 25, 50, 75, 100 olarak görünüyor. Kademede 25-25 azalıyor. 25'i görürseniz de yeni bir filtre sipariş vermeniz gerektiğini bilin. Son olarak şunu da söyleyeyim, birçok kişinin yaptığı hataymış eğer ürünü kullanıyorsanız. Şu gördüğünüz üst hazneyi sürekli yıkamanız lazım. Yoksa bir süre sonra yosun tutabiliyormuş. Buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Şimdi gelelim ürünün birincil vaadine, yani musluk suyuna. Peki bu videoda başka neleri filtreleyeceğiz, bunu da söyleyeyim. Bir musluk suyum var, arıtma suyum var. Yani arıtmayı ne duruma getirecek, bunu görelim. Bunun dışında deniz suyunu zaten az önce aldım, geldim bebekten. Kolam var, enerji içeceğim var, sodam var ve biram var. Bunları da aslında tek başıma seçmedim arkadaşlar. Bu ürüne dair birçok videonun yorumunda keşke bunu da deneseydin, keşke bunu da deneseydin diye birçok şey söylenmiş. Ben de bunların tamamını topladım denebilir. Özellikle deniz suyu ve birayı merak ediyorum açıkçası. Ama dediğim gibi ilk olarak kendi vadimden, yani musluk suyundan başlıyorum. Şimdi bizim bir su miktarını baz almamız gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden de elimde bir TDS metre var. Bu cihaz suyun ne kadar temiz olduğunu, kalitesini ve kirlilik oranını, aynı zamanda sertlik derecesini ölçmeye yarıyor. TDS değeri ne kadar yüksekse içinde o kadar yabancı madde bulunuyor demektir. Yani değer ne kadar düşükse o kadar içilebilir. Hatta size tam olarak gerekli olanları söyleyeyim. Eğer 50'den az çıkarsa mükemmel, 80-150 arası çıkarsa iyi, 150-200 arası çıkarsa makul, 200-350 de kötü, 350-500 artı da ise kabul edilemez. Deniz suyu kaç çıkacak harbi çok merak ediyorum ya. Marketten bir tane su aldım, geldim. Bu suyu ilk defa açıyorum bak. Bir de tadına bakayım. Değerini bir göreyim. 56. 50'den azsa mükemmeldi. 80-150 arasında iyi. Yani 56 okey denebilir. İlginç olan şu ki arıtma suyumuz, yani bizde normal su arıtabildiğimiz bir cihaz var. Bunun değerini ölçtüğümde mükemmel çıkıyor arkadaşlar. Değeri sadece 20. Elimdeki musluk suyuna TDS metremi daldırıyorum. 298 çıktı. 200 ile 350 arası kötü olarak adlandırılıyordu. Yani ben bu suyu şu an içemem, içmemem gerekir. Peki Brita öyle mi diyor? Koyduk suyumuzu Brita'nın içine ve bir arıtma başladı. Ortalama bu hızda oluyor ama bence sabredebilecek bir hızda. Bunun yanında bazı kişiler işte damla damla akıyor, yapamadım falan demişler. Bunun için de diyorlar ki biraz daha o filtreyi bastırıp filtrenin tam oturması lazım demişler. Acaba daha hızlı olabilir mi? Ben de bastırayım ya, merak ettim. Aha, aa oturuyormuş gerçekten. Ben de bastırmamış. Hızlandı mı tartışılır. Evet, suyumu filtre elde. Yani bir çay bardağı su için 30 saniye falan bekledim aşağı yukarı. Tekrar çay bardağımın içine alayım. Her yere dökerek alayım. Ne kadardı? Az önce 298'di değil mi? Tekrar deniyorum. 189. 189'a bakıyorum. 150-200 arası makul. Yani kötüden, içilmezden makul seviyeye çekti. Acaba ikinci kere filtrelesem bir şey değişir mi? Burayı hızlandıracağım arkadaşlar. İkinci kere bir yapacağım. Tekrar alıyorum. 215 oldu. 200 ile 350 arası kötüydü. Ben ne kazandım şu an? Arıtma suyu arıtabilir mi? Şu anda değeri 25 olarak görünüyor. Bu arada farklı farklı şeyler arıtacaksanız, ki buna aslında ihtiyacınız yok. Çünkü marka diyor ki sadece musluk suyunu arıtabilirim. Bizim bu farklı denemelerimiz için aslında aynı filtre üzerinde yapmak çok da doğru bir şey değil ama hemen şöyle bir arıtma suyu üzerinde deneyeceğim. Sonra maden suyu ve isterseniz deniz suyunu deneyelim. Allah, çok fazla almışım ya. Arıtma suyumuz bakalım ne kadar değişti. Hemen açıyorum TDS metremi, koyuyorum. Bir sıkıntı var şu an, arıtma suyu 114 yaptı. Sonuç olarak devam edebilmek adına şunu söylüyorum. İçilebilir değerlerinde tuttu en azından. Bunu söyleyeceğim. Şimdi gelelim maden suyuna. Adı üstünde doğal maden suyu. Acaba bunun TDS değeri ne kadar çıkıyor? Onu da merak ettim şimdi. Şöyle maden suyumuzdan biraz alalım. 822 çıktı. Boşaltıyorum. Ama bence asitli bir yapı olduğu için böyle çıkıyor. Yani TDS metre asitli bir yapıda çok fazla karşılığını vermiyor olabilir beklediğimiz şeyin. Şunu tekrar kapatmayacağım arkadaşlar. Bir faydası yok çünkü bana. Tamam, bence o benim için yeterli ya. Çünkü M3. Buna ihtiyaç varmış biliyor musunuz?
Bu kadarı bence yeterli benim için. Bu arada hiç asit kalmadı. Birazcık bulanık oldu ama 800 küsürdü. Şu an altta görüyorsunuzdur, sayıyı hatırlamıyorum ama 566'ya düştü. Yani bayağı bir indirdi ama bence asidi kalmadı. Musluk suyundan hallice. İçer misin? Neden? İçmem. Sodayı açarsınız ama içmeyi unutursunuz. Unuttuğunda onun aroması kalır ama asidi gider ya. Tam olarak aynı şey. Geldik beklediğim yere. 973 arkadaşlar. Asitli bir yapı olmamasına rağmen 973'lük bir değer çıktı. Bunu direkt yok edelim bence. Ama böyle kokusu şeyi biraz yaz aylarını özletmedi değil. Hani susuzluk var şu bu diyorlar. Arıt denizden iç abi falan diye. Hiç aklına gelmedi. Bunu bir kere olsun düşünmedin. Sizin aklınıza gelmiş miydi arkadaşlar? Yorumlara gönderme şeyi yapmayacaktım ama harbiden çok merak ettim. Bunu tek düşünen insan ben olamam ya. Hazır mıyız? Karşı 973'tü. Kaça düşer sence? Düşer mi? 2500 falan çıkıyor mesela. 740. 563. 750. Benim tahminim yok. Sen kaç dedin? 743. 700 metre misin oğlum? Al şunu bir elini parmağını sok. Sen ne yapalım artık? 700... Ay çok kötü kokuyor lan. En başta böyle bir koku yoktu. Bir şey diyeceğim. İnanılmaz kötü kokuyor gerçekten. Ben bunu içeyim mi önce? Anne. Tuzlu. Çok kötü kanka. Tuzlu kaynak suyu değil. Bu da musluk suyu. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Deniz suyunu yuttuğumuzda şeydir ya, o tuzu bizi boğar ya. O derece bir boğma değil ama böyle mide bulandırıcı derecede çünkü o koku, o aroma da geliyor. Oğlum çok kötü hissettim şu an ya. Uğur bir bardak su. Bir posta temiz su arıttım, bu deniz suyu tadından biraz olsun kurtulalım diye berbattı. Berbattı. Şimdi gelelim. Hepimizin protesto ettiği bu içeceği. Allah belanızı versin. Evet, elimde bir adet kola var. Bunun öncelikle bir TDS değerini ölçelim. Gitgide düşüyor. 695. Ben kola içmiyorum, o yüzden özellikle tadına bakmayacağım ama tadı bozulursa bunu anlarım yani. Normal kolanın tadına bakmıyorum. Bakın su akıyor şu an hala. Çünkü filtrenin içinde sanırım biraz daha su varmış. Gerçi mantıken her seferinde olacak. Bunu ben bir dışarı atayım hemen, akan suyu. Kolayla hiç karışmasın. Bakın asitli bir şey olunca her seferinde bir tur bekletiyor, gördün mü? Evet, filtre işlemi başladı. Kolanın rengini görebiliyorum. Doğal olarak. Yani tam olarak bir suya çevirme şansı yok tabii ki. Ama biraz açık bir renge çeviriyor gibi. Kolanın o koyuluğundan biraz çıkıyor gibi. Bu kadar filtremiz şu anlık yeter bence. Hemen bardağıma alıyorum. Çay gibi oldu. Asitler pıtır pıtır yapar ya. Çok ince bir iki tane görebiliyorum. Onun dışında asidini komple almış gibi zaten. Bakalım değeri kaç olacak? 523. 523. Bakalım tadında ne değişiklik var. Kola zaten sevmiyorum. Sıcak ve asidi kaçmış kola vardır ya. İlk aldığında böyle bir bardak doldurup kana kana içersin ama onu unutursun. Unuttuğunda da kalan kola ısınır, 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 o soğukluğunu, güzelliğini kaybeder. Bir de üstüne utanmayıp asidini kaçırır. Sonra sen de onu unutup şak diye içersin. O duyguyu anlatabildiğime inanıyorum. O da bilince size gerçek duyguları vermeye çalışıyorum. Açıkçası çok videoyu uzatıp sizin de zamanınızı almamak için sanırım Red Bull'u denemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü yani koladan hallice, biradan hallice, mantık olarak. O yüzden çok ara bir şey ve denemenin çok da bir karşılığı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Hemen şu filtreleme tamamlandıktan sonra bir tane bira deneyelim. Alkol kötü bir şeydir arkadaşlar. Kötülüklerin analarından biridir. Bu yüzden alkol ve bunun gibi herhangi işte tütün ürünü, bu tarz zararlı şeylerden lütfen uzak durun. Biz tavsiyemizi etmiş olalım. Evet, temizlik işlemimizi yaptık. Bir bira filtrelemeye çalışacağız. Hazırsak şöyle çok da çöpürtmeyeyim. Sen bunları nereden biliyorsun Merdan? Evet, şöyle birayı sürahimin içine doldurdum. Hala su geliyor. Bunu arıtmış olamaz. Yani bu derece arıtmış olamaz, öyle söyleyeyim size. Ben yanlış yapıyormuşum ya, düzelttim şimdi bak. Bastırın derken ben harbiden çok bastırıp bayağı kapatıyormuşum galiba. Birayı filtrelerken ben de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ürün aslında alınabilecek bir ürün. Vade musluk suyunu daha içilebilir hale getirmekte. Ayrıca kirli suyu temizlediğini de vaat etmiyor. Bunu söyleyeyim. Hatta şöyle bir durum var. Kirli suyu arıtırsanız da sonrasında bunu kaynatın diye bir ibare de var. O okudum. Uzun kullanma kılavuzunda bunları da söylüyordu. Onu da söyleyeyim, hani şimdi markanın vade olmayan bir şey yaparak da kötülüğü olmayayım. İyiyi kötüye kötü diyoruz evet ama marka ben bunu yapıyorum diye bir şey demediyse de sen bunu yapamıyorsun demenin hiçbir anlamı yok yani sonuçta. Hakkına yemeyelim. Biranın tadına bakayım şimdi. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Yani 100 bin abone olma yolunda ilerliyorum. Bu konuda bana destek olursanız çok sevinirim. Bunun dışında bu ve bunun gibi başka ürün fikirleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince almaya çalışırım. Yeterince filtrelemedi gibi geldi. Çöpük var yani hala. Ben bunun TDS'ini ölçmedim. Arkadaşlar TDS ölçmeyi unuttum. O yüzden bu birayı tekrar buraya dolduruyorum. Buraya daldırıp ölçeceğim. Soktum buna. Tahmin var mı? 940. Sen bir gurme tahmin atmaya çalıştın. 667. Burada filtrelediğimiz birayı da sokuyorum. Şaşırttı beni. Çıkan sonuç 792.
Bir nebze olsun filtre mi? Acaba tadına değişiklik var mı? Ben tadını çok bilmem ama bir dakika. Çok az değişiklik var bu arada tadında. Beklenmedik derecede çok az değişiklik var. Yani mayalı bir şey olduğundan dolayı mı? Bunun hiç değişmiyor olmasının bir sebebi var mı arkadaşlar? Bakın bayağı hala bira gibi Efes Malt değil de Koran oldu öyle söyleyeyim. Gibi bir tat yazıyor Uğurcan'ın alnında. Oğlum ben de alaka ben mitteyim ama. Bu videoda arkadaşlar hem ürünün hem de TDS metrenin biraz vaatlerini görmüş olduk. Karşılık buldu mu derseniz aslına bakarsanız buldu. Çünkü içilemez derecede olan bir suyu en azından içilebilir seviyeye çekti. Ve bunun üzerine siz de kullandığınızda mantıken bilimsel olarak baktığımızda içilebilir seviyede bir suyu tüketmiş olacaksınız. O yüzden bence Brita sürahi vaatlerini gerçekleştirdi. Dediğim gibi iyi iyi kötüye kötü diyelim ama malzemenin de hakkını yemeyelim yani. Eğer kullanıyorsanız ki çok fazla kullanıcısı var diye biliyorum. Memnun musunuz? Yorumlarda yazın çünkü bunu kullanır mıyım emin değilim ama birinize hediye edebilirim en azından. Eğer ben kullanacağım, ben kullanırım diyen varsa yorum yapanlardan bir arkadaşa hediye ederim. En azından o da istediği bir üründen faydalanmış olsun. Dediğim gibi ürünün ve bir de filtrenin linkini açıklamaya bırakırız. Hepsi burada linki bırakacağım. Eğer isterseniz oradan bakabilirsiniz. Bunun dışında başka ürün fikirleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, beğenmediyseniz de lütfen dislike'a basmayı unutmayın. Bunun yanında neden beğenmediyseniz bunu da yorumlarda belirtirseniz kendimi en azından geliştirme yolunda bana yardımcı olmuş olursunuz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.